Hepinize merhabalar. Münferit programının ikinci yayınına hoş geldiniz. Ben Adem Emre Topçu. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanı vermiyor demişti. Tanpınar vefat etti. Zaman değişti, dönem değişti ancak Türkiye devlet reflekslerinden çok az ses verdi, çok az esnedi. İlk programda Rahip Brunson kriziyle çıkmaza giren Türk-Amerikan ilişkilerini Soli Özer'le konuşmuştuk. İkinci programda da 20'li yaşlarının başında iki genç Tanpınar'a nazire edercesine Türkiye ekonomisi konuşacağız. Oktay Özden'le beraberiz bunun için. Oktay Özden, Üniversus Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin akademi direktörü. Aynı zamanda çalışmalarına Marmara Üniversitesi'nde devam ediyor. Magazinel bir bilgi ama şu sıralar Das Kapital'i de YouTube diline Rafüstü programıyla, Rafüstü kanalıyla tercüme etmeye çalışıyor. Oktay, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetin için. Şimdi Türkiye ekonomisiyle alakalı bir ay öncesinde dolar 4, euro 5 esprileri yapılıyordu. Şimdi 7'leri gördük, 8'leri gördük. Oktay, ilk soru, nasıl birden buraya geldik veya birden mi buraya geldik? Şimdi bunu bugünkü durumu anlamak için birkaç sene geriye bir gitmemiz lazım. AK Parti'nin geldiği dönemde hepimizin bildiği gibi global anlamda çok ucuz bir dolar vardı. Ve bu ucuz dolar gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına doğru saçıldı. Biz de aslında bu ucuz doları çok güzel kullandık. Nasıl güzel kullandık? Daha çok inşaat sektörü odaklı bir büyümeye dönüştü bu. Yıllar içerisinde ekonomik genişleme sürekli devam etti. Devlet de burada merkezi bir konum alarak sürekli destekledi, kredileri genişletti. Zaman zaman sistem ne zaman tıkansa sistemi yürütmek için, büyümeyi sürdürmek için sürekli bir subvansiyon sağladı şirketlere. Fakat bunun şöyle bir literatürde sıkıntısı var. Şimdi şirketler yatırımlarını gelecekteki kar beklentilerine göre yapıyor. Ekonomik genişleme devam ettikçe kar oranları düzgün bir şekilde devam ediyor. Fakat biz şunu biliyoruz. Ekonomik genişleme, ekonomik büyüme enflasyon getiriyor. Dolayısıyla enflasyonla faiz arasında bir korelasyon var. Yani aslında şöyle bir şey var. Enflasyon yükseldiği zaman enflasyona müdahale etmek için merkez bankaları faizleri yükseltiyor. Dolayısıyla faizler her yükseldiğinde, her dönemde yükseldiğinde o dönem borçlanmanız biraz daha maliyetli oluyor. Dolayısıyla sizin geçmiş dönemdeki borçlarınızı borçlanarak çevirmeniz daha zor bir hal alıyor. Aslında bugün de yaşadığımız sıkıntı buna dayanıyor. Şu an itibariyle 466 milyar dolarlık bir borç var. Bunun 325 milyar doları özel sektöre ait. Artık özel sektör bu borcu çevirmekte, kurun da bu şekilde yukarı gitmesiyle beraber çok zorlanmaya başladı. Refet Hoca'nın, Refet Gülkaynağ'ın söylediğini tekrar ediyorsun sen de. Refet Hoca şey demişti. Borçlandık ama bu borcu ölü yatırımlara gömdük çoğunlukla ve işte zaman içerisinde likidite bolluğu ortadan kalkınca biz de kapasitemizin üstünde borçlandığımız için olay bir yerde patlak verdi. Ama bu aydır, 1,5 yıldır devam eden Recep Tayyip Erdoğan'ın o çatışmacı siyasetinden çok ekonominin siyasi kararlarla kötüye kullanımı olarak mı değerlendirdiniz? Kesinlikle, yani bir çok kötü bir ekonomi yönetimi var, bunu biliyoruz. Ama çok ciddi yapısal sorunlar var. Biz bu kriz dönemlerini şu şekilde anlayabiliyoruz. Yani literatürde Hyman Minsky'nin finansal istikrarsızlık hipotezi var. Minsky diyor ki kriz dönemlerinin ortaya çıkması için 3 tane ana öncül söylüyor. Öncülü ortaya koyuyor. Birincisi, kısa dönemli kredi kullanımlarının artışı. Yani ne zaman sistem tıkansa devlet sübvansiyon ile Merkez Bankası'nda yani bağımsızlığı çok ciddi bir şekilde tartışılır ülkemizde. Sürekli kredileri artırarak, yani daha çok borçlandırarak, daha kolay borçlandırarak şirketleri krizi aşmaya çalışıyor. İkinci öncülümüz de
ekonomideki likiditenin azalması. Yani bugün aslında karşılaştığımız krizin temel nedenlerinden biri de bu. Merkez Bankası da en son yaptığı müdahaleyle birlikte bir likidite artışı, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir likidite piyasaya salacağını söyledi. Üçüncü olarak da kısa dönemli faiz oranlarının yükselmesi. Yani enflasyonumuz, çok ciddi bir enflasyon problemimiz var ve faiz oranları sürekli yukarı gitmek zorunda. Bunu bir yerde tutmanız gerekiyor. Fakat burayla bir sıkıntımız da var. Evet, yani faiz sevmiyor. Evet, faizlerin yukarıya gitmesiyle de ilgili bir sıkıntımız var. Ama bu iktisat literatürünün en temel bilgisi. Yani Econ 101 dediğimiz, yani faizler ile enflasyon arasında bir korelasyon vardır. Yani faiz aslında kötü bir şeydir, evet, ama zorunludur. Enflasyon bu seviyelerdeyken zorunludur. Yani siz kanserseniz kemoterapi sizin için zorunludur, yani kötü bir şeydir. Evet, ama zorunludur, yapmanız gerekir. Anladım. Anladım. Peki Oktay, krizi biraz daha anlamlandırabilmek için, adını koymak için tonlarca şey konuşuluyor yine. Ama benim okuduklarım arasında bana en mantıklı gelen Paul Krugman'ın ortaya attığı bu Asya krizine çok daha yakın bir yerdeyiz analizi. O şöyle diyor: krizin temel nedeni sizin yerel para biriminizle borçlanmamanız. Dolar üzerinden ya da döviz cinsinden, herhangi bir döviz cinsi üzerinden borçlanınca ekonomimiz çok kırılgan bir yere geliyor. Ve dışarıdaki etkileri, döviz üzerinden söylüyorum, dışarıdaki etkenlere çok açık hale geliyorsunuz. Bu da yaşadığınız ilk güven kaybında para biriminizin çok büyük bir değer kaybetmesine, değer kaybı borçlarınızın ödenmesinde zorluklar yaşamanıza neden oluyor ve bu da reel ekonominizi etkiliyor. Bu bir döngüye giriyor ve bu döngüden çıkmak çok kolay olmuyor. Krugman'a katılıyor musun? Bizim yaşadığımızın adı ne Oktay? Krugman'ın dedikleri doğru. Kendisi de zaten 97 Asya krizini faktör değişkenleri üzerinden tahmin etmişti. Şu anda çok ciddi bir problem olduğunu ve krize doğru gittiğini söylüyor. Katılıyorum. Bunun aslında temel nedeni, kendisinin de dediği gibi, biz aslında çok ciddi bir şekilde dış ticarette açığımız var. Yani 76 milyar dolarlık son veri bir açık var ve bunu sürekli finanse etmemiz lazım. Bunun yanında yapılan büyük yatırımlar, işte bu 3. havalimanı, köprüler, bunların hepsi yine dolar endeksi yapılıyor. Dolar devlet destekli ve dolar destekli, dolar üzerinden ödemelerle yapılıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı zaten. Biz yine bu kısır döngüyü yine şu şekilde kırabilirsiniz ancak. Eğer üretiminiz varsa ve bu üretim teknolojikse, dış ticaret açığı vermiyorsanız, yani açıkçası temelinde üretiyorsanız, bu kısır döngüyü bozabilirsiniz. İşte bunun aslında üretiyoruz fakat yeteri kadar üretemiyoruz. Çünkü daha fazla ithalat var ihracattan. Bu kısır döngüyü aslında üretime yapılacak yatırımlarla kırabilirdik. İşte biz ne yaptık? İşte en basitinden dediğimiz gibi inşaat sektörüne bir yatırım yaptık. Yani şu an itibariyle önümüzde bulunan bir kur krizi var. Bu henüz geçmiş değil. Çünkü çok net biliyoruz, Ağustos ayı enflasyonları inanılmaz düzeyde gelecek. 20'yi bulacağını tahmin ediyorum. Bunun sonucu olarak faizleri arttırmamız gerekecek. Bunu arttırmazsak yine işte kur yönde bir, ama tekrar bir patlama olacak yani. İçinde bulunduğumuz krizin yalnızca döviz krizi olduğunu düşünüyoruz. Döviz krizi ama her an itibariyle bu kur krizi kendini borç krizine dönüştürebilir. Yani aslında ikili bir yapı. Temelinde kur krizi çok ciddi bir şekilde etkilenen, işte politikadan etkilenen, bütün risklerden etkilenen bir kriz ve aynı zamanda borcu da şişiren bir kriz. Unutmayın, işte biz dolarla borçlandığımız için kur ne kadar yukarı giderse borçluluğumuz o kadar artıyor. O kadar zorlanıyor. O kadar çok zorlanıyoruz bunu ödemek için. Peki etkilerinden bahsedelim. Yani ortada bir kriz var. Krizin olumsuz konotasyonları var, çağrışımları var ve izlediğimiz kadarıyla, Berat Albayrak'ın basın toplantısından izlediğimiz kadarıyla sermaye mutlu Oktay. Sermaye neden mutlu? Sermayeyi etkilemeyecek bir kriz mi bu yaşadığımız kriz? Açıkçası ben sermayenin ne kadar mutlu gözükse de mutlu olduğunu düşünmüyorum. Yani mutluymuş gibi gözüküyorlar. Bana öyle geldi. Çünkü hepsi iyi gözükmek zorunda.
Yani bugün itibariyle internetten çok net bir şekilde ulaşabiliriz. Ülkenin en büyük tekstil şirketleri artık iflasını açıklıyor. İflasını bekletiyorlar. Yani sermaye mutlu olmak zorunda. Çünkü bu borç 325 milyar dolarlık özel sektör borcunun ödenmesi şart. Yani bunun bir kaçınılmaz bir şekilde şart. Ve sermaye artık bence bu borcun hepsini öyle kolay kolay ödeyebileceğini düşünmüyor. Burada bir devlet desteği şart. Bu kaçınılmaz. Son aldığımız bilgiye göre de işte Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı 1.2 milyar liralık sanayi desteğini hemen kısa dönemde yürürlüğe soktuğunu söyledi. Peki yani Güler Sabancı'nın basın toplantısının ardından Berat Albayrak'a güvenim İslam demesi, gülüyor olmasının sebebi anladığım kadarıyla bir kara gün dostu yaratma meselesi. Evet. Peki halkı nasıl etkiler? Bu tabanı nasıl etkiler bu kız? Aslında burada bütün faturayı ödeyen kesinlikle halk, yani üreten işçiler bu faturayı ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Şunu biliyoruz biz, 2018'in başında ki 1600 liralık asgari ücretle şu anki asgari ücret kesinlikle aynı değil. Ve halkın aldığı maaşa bakıyoruz, bir sene içerisinde bir değişiklik yok. 1600 lira, sene başındaki 1600 lirayla 420 dolar alabiliyordunuz. Şu anki 1600 lirayla, yani en son hesapladığıma göre, yani 280 dolar falan alabiliyor. Yarı yarıya. Yani alım gücünüzde çok ciddi bir düşüş var. İnanılmaz bir düşüş var. Ve en basitinden işte bu demin bahsettiğimiz gibi devlet özel sektörü subvanse etmek zorunda dedik. Özel sektörde olası bir zararda, olası bir maliyet kaybında ilk yaptıkları şeyler işçi çıkarmalar. Yani buradan da yine bir net bir şekilde etkilenme var. Özel sektör üzerine binen borç deyince benim aklıma 2008'de Amerika'nın yaşadığı krizi geliyor. Orada da Birleşik Devletleri çok yoğun sübvansiyonlar sunmuştu özel sektöre. Peki bu bizim bir alternatifimiz mi? Yani Recep Tayyip Erdoğan hayır ya ben bu borcu ödemeyeceğim diyebilir mi özel sektöre? Devletin ben özel sektörün borçlarını ödemiyorum demesinin çok ciddi sonuçları olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kısa dönemde işsizliği çok ciddi oranda patlatacaktır. Üretimi, ihracatı etkileyecektir. Dolayısıyla dış ticaret açını daha da artıracaktır. Yani bu çok zor bir karar ve hükümetin bu kararı alabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Reçeteleri konuşalım biraz daha. Bir Arjantin modeli var. O Arjantin modeli de diyor ki 1 peso eşittir 1 dolar. Bizde şu anda konuşulan şeylerden biri Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru sabitlemeyi nasıl başaracağı, başarıp başaramayacağı ya da döviz kurunun sabitlenmesinin mümkün olup olmayacağı gibi sorular. Bu sorulara nasıl cevaplar veriyorsun Oktay? Şimdi iktisat literatüründe imkansız üçlü diye bir hipotez var. Bu da çok net bir şekilde yine Ekon 101 demeyeyim de bir tık ileri bir şeydir ama çok iktisatçılar tarafından bilinir. Şimdi sistem içerisinde siz bu üç rejimden öyle söyleyeyim bunlar işte serbest piyasa hareketleri, bağımsız merkez bankası politikası ve sabit kur. Bu üçünden yalnız iki tanesini kullanabilirsiniz. Üçünü aynı anda kullanmanız teorik olarak mümkün değildir. Pratikte de olmadığı birçok kez önümüze çıktı. Örnekleri var. Şu an itibariyle bizim bağımsız bir merkez bankası politikamız var. Ek olarak sermaye hareketleri serbest bir şekilde dolaşıyor. Fakat sabit kur rejimi yok. Eğer ki siz diyorsanız ki sabit kur rejimini biz getireceğiz, diğer ikisinden feragat etmeniz gerekir. Bunu uygularsanız diyelim ki sermaye hareketlerini kısıtladınız. Borcu tekrar finanse etmek için çok ciddi sorunlar yaşayacaksınız. Bir de bu sabit kur rejiminin şöyle bir sıkıntısı vardır. Siz dolara karşı kurunuzu sürekli devalüe etmeniz lazımdır. Bugün işte Çin'de olan budur. Eğer devalüe etmezseniz, çünkü realde piyasada dolar değer kazandıkça, paranız sürekli olarak değer kaybettikçe piyasada bir fiyat biçimi oluşmaya başlar. Eğer siz gerekli zamanda devalüe etmezseniz